sevgili arkadaşlar. Geldik 5. ilkemiz olan devletçilik ilkesine. En önemli noktalarıyla bu ilkemizi de yine özet bir şekilde vereceğiz. Devletçilik ilkesi denilince, kamu yararı amaçlanmıştır. Halkın ya da halka faydalı olması, ihtiyaçlarının karşılanması dediğimde aklınıza ne gelecek? Bak, kaçtır söylüyoruz artık, unutma bunu. Ne gelecek? Halkın ihtiyaçlarının karşılanması, halka faydalı olunması denilince sosyal devlet. Bunu unutma. Bunun dışında devletin ekonomik yatırımları yapmasıdır. Neden? Cumhuriyet'in ilk yıllarında hatırlayın, sermaye yetersizliği, yetişmiş kalifiye eleman yetersizliği nedeniyle devlet temel ekonomik yatırımları kendisi yapmıştı. Yani bu ilke yeni Türk devletinin ihtiyaçlarından doğmuş idi. Ha, devletçilik demek her şeyi devlet yapar, özel sektörü yasaklar, piyasadan siler değildir. Devlet temel yatırımları kendisi yaparken özel sektörü de aslında ne yapar? Destekler. Yani karma ekonomidir. Devlet artı özel. Peki bir soru. Evet, karma ekonomi. Evet, özel sektör destekleniyor. Peki 1930 ve sonrasında devletin yatırımlarının daha ağır bastığını görüyoruz. Neden? Bu da sınavlarda soru olarak çıkar. Çünkü 29 Amerika'da başlayan dünya ekonomik krizi devletçiliği, devletin yatırım yapma unsurunu, faaliyetlerini daha da arttırmıştı. Bağlantılı inkılaplar, örnekler, bankalar, Etibank, Sümerbank, Denizbank, Halkbank, hatırlayın. Bir de niye hatırlayın? Ziraat Bankası Osmanlı döneminde açılmıştı, Atatürk döneminde değil. Fabrikaların açılması, 33'te hazırlanıp 34'te yürürlüğe giren birinci 5 yıllık kalkınma planı, demir yollarının, limanların millileştirilmesi, teşvik-i sanayi, amaç neydi? Özel sektörün geliştirilmesi, ne demiştik? Karma ekonomi sağlamasını da yaptık. İlgili olduğu ilkeler, bakın zaten millileştirme var, milliyetçilik. Sosyal devlet anlayışı var, halkçılıkla da yakinen ilgilidir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.